Ben aslında bir Jibo'luyum. Çok uzun zaman önce zaten aklımda sürekli Jibo'ları bir kurcalamak, üzerine düşmek, düşünmek fikri hep vardı. Fakat tam olarak nereden ve nasıl başlayacağımı hiçbir zaman kafamda netleştirememiştim. Çünkü benim için gerçekten karışık ve karmaşık bir dönemdi. Ama geride bıraktığım bir dönem değildi. En son Özgür'le biz çalışma arkadaşım, birlikte bu çalışmayı yürüttüğümüz arkadaşım. Biz onunla Yibolar üzerine çok fazla konuşuyorduk. Ve o süreçte önümüze Hafıza Merkezi'nin bir gençlik projesi düştü. Başvurmaya karar verdik. Başvuru aşamasında da zaten bizim kafamızdaki tek konu Yibolardı. Oradan bu fikriyat doğdu ve başvurduğumuz zaman da bir belgesel ve kitap çalışması yapmayı planlıyorduk. Gerçekten de kitap çalışmasını bitirdik. Belgesele de devam ediyoruz ama belgeselin biraz daha zamanı var tabii. Eylül-Ekim gibi bitirmeyi planlıyoruz. Hala çekimleri devam ediyor ve yakın zamanda çekimler bitecek, kurguya vermiş olacağız. O kapalı alanda sürekli senin maruz kaldığın şey, sahip olduğun bu kimliğin aşağılanması, yok sayılması ve olabildiğince ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler. Bunu tabii ki de o dönemin içindeyken çok fazla hissedemiyorsun. Sadece aslında hissine kapılıyorsun. Yani bir dışlanma var, bir tepki var, bir şiddet var. Ama tam olarak neye karşı var, bunu büyüdükten sonra fark etmiş oluyorsun ve yüksek ihtimal diğer geri kalan çoğu çocuk da benim gibi bir süreçten geçmiştir. En azından Libo'yu anlamak ve anlamlandırmak aşamasında. Ve şey düşündüm aslında, biz orada geride bırakılabilecek bir şey yaşamadık. Yani hakikaten bugünümüzü şekillendiren ve etkileyen bir yerdeyiz bu. O sürecin orada kalması demek aslında o çocukların maruz kaldığı her şeyin o tarih aralığına sıkıştırılması ve unutulması demekti. Bunun bir şekilde bence topluma yansıtılması ve taşınması gerekiyordu. Tabii yaptığımız çalışmayla bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Çok fazla çalışılmış, üzerine yoğunlaşılmış bir konu değil yatılı ilköğretim bölge okulları. Yani yapılan bir tane çalışma var. O da Serhat Arslan'ın tezi. Çok da başarılı bir çalışma. Çok farklı açılardan ele alınmış ve değerlendirilmiş bir YİBO profil çıkıyor karşımızda o çalışmada. Bunun üzerine bence kesinlikle daha fazla konuşulması ve tartışılması, üzerine düşünmesi gereken bir konu olduğuna karar verdiğimiz için aslında biraz da biz YİBO üzerine yoğunlaşmış olduk. Elbet yatılı okullar vardı. Osmanlı son döneminde de vardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da vardı. Ama tam olarak bunun özellikle Kürdistan'da yaygın bir şekilde kullanılması, devreye sokulması, çok planlı ve programlı işleyen bir yerde. Yani şöyle, 1938 Dersim katliamından sonra Elazığ Kız Enstitüsü'nde kız çocukları toplatılıyor ve bu kız çocukları aslında sahip oldukları Kürt kimliğinden tamamen arındırılmak için ve bu arındırmadan sonra Türkleştirilen bu çocuklar üzerinden Türklüğün ve İslamiyet'in, ama tabii ki daha çok Türklüğün yaygınlaştırılması için bir araç olarak kullanılıyor eğitim. Sonraki süreçlerde de zaten artışı devam eden bir yerde yatılı öğretim bölge okullarının. Özellikle 62'de resmileşiyor. 62'de resmileştikten sonra yani şöyle bir tez üzerinden resmi hale ve daha yaygın hale getirilmeye başlanıyor. Dağlık ve dağınık yerlerde yatılı okullara ihtiyaç olduğu fikri doğuyor. Fakat şöyle bir tezatlık var. Dağlık ve dağınık olan sadece Hakkari ya da diğer yerler değildi. Bir Trabzon, Karadeniz'in diğer şehirleri falan düşününce coğrafya olarak aslında çok yakın ve benzerler. Fakat çok uzun yıllar Karadeniz'de yatılı ilköğretim bölge okulları açılmıyor. Ama Kürdistan'ın şehirlerinde yoğun bir şekilde açılan okullar olarak devreye sokuluyor. Özellikle 90'larda yakılan köyler sonrası bütün çocuklar neredeyse yatılı ilköğretim bölge okullarına toplatılıyor.
Tabii haliyle bu çocukların sahip olduğu o kültür, dil ve farklılıklar yoğun bir yasakla karşı karşıya getiriliyor. Yani yatılı ilköğretim bölge okulunda aslında bu çok açık ifade edilmeyen noktalarda bile hocalar tarafından, öğretmenler tarafından Kürtçenin yasak olduğu ve konuşturulmadığı kesin bilinen bir şey zaten. Kürtçe ve kara lastik yasak. Yani orada zaten aslında o politikanın içine direkt girmiş oluyorsun. Yani ilkokullarda yasak olan şeyin devamlılığını sen yatılı ilköğretim bölge okullarında da birebir yaşamaya başlıyorsun. Böyle bir politika aslında bizim bahsettiğimiz o eğitim yöntemiyle topluma yansıtılan asimilasyon politikası. Yani şöyle aslında Sıdıka var. Elazığ'da değiştirdiği, dönüştürdüğü kız çocuklarından bahsederken yeni bir insan yaratmaktan bahseder. Hatta yeni bir insan değil, insan yaratmaktan bahseder. Neden insan yaratmak? Burada aslında bahsettiği o kız çocuklarının Kürtçe konuştukları için, yani daha açık aslında Kürt oldukları için, Türkçe bilmedikleri için cahil, değiştirilip, dönüştürülüp ve Türkleştirilmesi, insanlaştırılması gereken çocuklar olarak bahsedilir. Sonraki süreçte de bu fazlasıyla işlenmiş. Zaten şöyle bir gerçeklik var. Bütün oyunlar, etkinlikler, müfredat sana şey hissettirir. Senin sahip olduğun kimlik ve kültür aşağıdan bir kültür, aşağıdan bir kimlik. Ve sen bunu reddettiğin kadar iyi bir yerde olursun. Ne kadar uzak kalabilirsen, ne kadar mesafeni koruyabilirsen, o kadar aslında bu bahsettikleri o sistem kimliği var ya, o kimliğin içine ne kadar geçebilirsen, geçiş yapabilirsen, o kadar modern, o kadar insan olabilirsin. Bu sana dayatılıyor ve sen içinde yetiştiğin aileden, yetiştiğin köyden, topraktan, kültürden, her şeyden bu sefer çok böyle aslında çekinmen gereken, utanman gereken bir yerden bakmaya başlıyoruz. Biz aslında burada biraz da şeyden de bahsediyoruz, yani çocuk psikolojisinden. Çok küçük yaşlarda, böyle benim gittiğim okulda mesela 2. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklardan bahsediyoruz. Bu çocuklara siz ne verirseniz onu alır. Tabii eğer toplumla bütün bağını koparmışsanız, ya da koparmaya yakın hale getirmişseniz toplumla, aileyle, çevreyle bunun başarıya ulaşması da o kadar hızlı ve etkilidir. Tabii ki yatılı ilköğretim bölge okullarında çocuklar için yaratılan o profil de o kimliklerinden koparılması, o kültüre yabancılaştırılması ve bunun üzerinden de aslında yine o topluma karşı tepki geliştiren, o toplumun daha da yok edilmesi için bir noktaya getirilen çocuklardan bahsediyoruz. Ya tabii ki bu tamamen başarıya ulaştı mı? Ulaştı diyemeyiz. Ya tam tersi bir yerden tutan, aslında tam da içinden çıktığı geldiği kültürü daha fazla benimseyen, daha fazla sahiplenen çocuk profilleri de var. Ve buna karşı bir tepki geliştiren, o dört duvarın arasında bunu kabul etmeyen, hareketleriyle, kişiliğiyle bir şekilde bunun karşısında duran çocuk profilleri de var. Ama tabii ki yani bugün aslında toplum olarak, çünkü çok az sayıdan bahsetmiyoruz, yani neredeyse sayısızca, yüzlerce, binlerce çocuktan bahsediyoruz. Bu çocukların tamamı etkilenmeden bu sistemin içinden çıkması mümkün değil. Bugün Kürt sorunu dediğimiz sorunun birinci maddelerinden biri de ana dil hakkı sorunudur. Yani bu hak tanınmıyor. Bu hak tanınmadığı sürece bu sorunun çözülmesi de basit değil. Basit bir yerden tutamayız. Ve biz okullardan, yatılı okullardan bahsediyoruz. Yatılı okullarda bu çocukların sahip olduğu, dilin yasaklandığı, katiyen ortadan kaldırılması gereken bir dil olarak görüldüğü için biz ana dilde eğitim hakkına dikkat çekmek için aslında bir noktada tuttuk bu çalışmayı. Biz çalışırken kendim de o dönemin bir kız çocuğu olarak en çok aslında üzerinde durmam ve yazmam gereken kısım olarak baktığım yer
Tabii ki de toplumsal cinsiyet boyutu, çocuklara yönelik olan o taciz durumları. Fakat şöyle bir gerçeklikle karşılaştık. İnsanlar bunu çok konuşmak istemiyor. Çünkü bazı şeylerle yüzleşmek, bunu çok rahat ifade edebilecek duruma gelmek çok farklı bir psikolojik boyuttur. Kolay değildir. Gerçekten hiç kolay değil. Yani onun üzerine oturmak, konuşmak, bunu açığa çıkarmak. Yani çoğunlukla aslında bizim gittiğimiz kız çocukları, o dönemin kız çocukları tabii şimdinin büyükleri konuşmamayı tercih ediyorlar. Yani biz çok az kişiyle konuşabildik ve bu boyutları da çok az açabildik. Oradaki o bu arada taciz durumları sadece kız çocuklarına yönelik gerçekleşmemiş. Yani yatılı ilköğretim bölge okullarının gazetelerde çıkan haberlerini incelediğiniz zaman da aslında erkek çocuklarının ve kız çocuklarının bu durumlara maruz kaldığını görebiliyorsunuz. Haliyle çok kapalı bir alan. Ve dışarıya tamamen kapalı bir alan. Yani siz akşam olunca eve gidip ailenize anlatamıyorsunuz bu durumu. Ya da sizin o dört duvarın arasında anlatabileceğiniz biri de kolay kolay bulunmuyor ki çocuk yani bunu anlamlandırması bile çok sonradan. Görüştüğümüz ve konuşan kişiler kendileri de biz o zamanlar oyun sanıyorduk yani. Bize kolumuza, omuzumuza dokunulmasını biz oyun sanıyorduk. Ya bu boyuttan ele aldığın zaman onun ortaya çıkması, onunla yüzleşilmesi kişinin kendisi için bile yıllarını almıştır. Hamam düşünün, hamama alınıyorsunuz ve bütün kız çocukları orada ya da erkek çocukları bir hamamda bir anda birlikte çıplak bir şekilde yıkanıyor, yıkatılıyor. Bu bir tacizdir yani. O insanların hayat hikayesine tanık olduktan sonra şeyi sorgulamaya başladım. Ben çok da bir şey yaşamamışım sanki ya. Çünkü çok daha ağır şeyler var. Düşünsenize askeriyeyle iç içesiniz ve sürekli bir şiddet ortamı. Sürekli ama ya. Sürekli bir şiddet ortamı ve sen bundan etkilenmeden çıkamazsın. Benim için bütün bunlarla yüzleşmek, yeniden konuşmak zordu. Konuşan kişilerle yarım bıraktığımız ve devam edemediğimiz zamanlar oldu. Çünkü hiç kimse için kolay değil ve şeyi de fark ettik. İnsanlar gerçekten bunun konuşulması, bir şekilde gündemleştirilmesi, üzerine düşülmesi gerektiğini de bu bilince sahipler ve istiyorlar da. Ama dediğim gibi yani hiç kolay değil aslında. Onunla tekrar yeniden karşı karşıya kalmak.